Aşağıdaki grafikte 5 farklı maldan 4'ünün alış ve satış fiyatları verilmiştir. Satış fiyatı burada, alış fiyatı burada. Yani bir tane ürün için bakarsak kesiştiği nokta şura. 10 liraya almış, 16 liraya satmış. Buna bakacağız. Bu 5 malın alım satımından 14 TL zarar edildiğine göre alış fiyatı 50 TL olan 5. mal, şu mal yani 50 liraya alınmış, kaç liraya satılmıştır diyor. Satış fiyatı kaç liradır? Toplam kaç tane mal var? 1, 2, 3, 4. Bir de bizim 5. malımız var. Önce ilk 4 mala bakalım. 10 liraya alınmış, 16 liraya satılmış. Artı 6 kar var. Bu mala bakalım. 20 liraya alınmış, 32 liraya satılmış. Artı 12 kar var. Bu mala bakalım. 30 liraya alınmış, 24 liraya satılmış. Yani 6 lira zarar var. Dördüncü mal ise 40 liraya alınmış, 32 liraya satılmış, 8 lira zarar var. Toplam kar zararıma baktığımda 6 lira kar, 6 lira zararı götürüyor. 12 lira kar burada var, 8 lira zarar burada var. 12 eksi 8. Toplamda ben bu 4 malın satışından 14 lira, şey pardon, 4 lira kar etmişim. Artı 4'teyim. Ama 5. malı nasıl satıyorsam toplam 5 malın satışından 14 lira zarar ediyorum. Şimdi ben artı 4'ten şuraya soru işareti koyalım. Eksi 14'e nasıl gelebilirim? Yani artı 4 lira, 4 lira kardan 14 lira zarara geleceğim. Bu soru işareti nedir? Demek ki son maldan 18 lira zarar etmişim. Artı 4, eksi 18 daha eksi 14 ediyor. Çünkü 4 lira zarar etsem sıfırlanırım. Ne kar ne zarar etmiş olurum tüm satışta. Ama 14 lira zarar varsa bu 4'ün üzerine bir 14 daha koyuyorum. Yani 18 lira zarar etmişim. 50 liraya aldığım bir malı 18 lira zarar ederek satıyorsam 32 liraya satıyorumdur. Cevap D seçeneği.